Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Bugün itibariyle, şu an itibariyle Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1188 yaralımız var, 27'si ağır. Sayı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar test edebildiğimiz 76 bin avro merkezde yıkılmış durumda tamamen. Doğaşehir'de 150 binamız birçoğu tek katlı olmak üzere yıkılmış durumda. Birçok iller, komşu illerden de şu anda arama kurtarma ekipleri intikal etmeye başladı. Hem profesyonel afet kurtarma ekiplerimiz hem diğer belediyelerden de gelen kurtarma ekiplerimizle binalara müdahale etmeye başladık. Önceliğimiz ilk etapta canları kurtarmak. Maksimum sayıda vatandaşımızı enkaz altından çıkarmak. Onun dışında akşam için konaklama olsun, çadır olsun, toplanma bölgelerinde zaten hepsinde çadırlar kuruluyor. Yıkılmış binaların yakınlarına da çadırlar kuruluyor. Şu an için vatandaşlarımızdan ricamız, gerekmedikçe lütfen araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Önemli olan yolların açık tutulması şu an için. Komşu illerden gelen kurtarma ekiplerine yol açmak için karayolları da şu anda seferber. Bütün gücümüzle müdahale oluyoruz. Büyük şehirlerden kargo uçaklarıyla kurtarma ekipleri de intikal etmeye başladı. Havalimanımıza inmeye başladılar zaten. Akşama kadar bütün binaları kontrol altına alacağımızı umuyoruz. Evet. Malatya'dan kaç vefat? Şu anda 88 vefat var. Tespit ettiğimiz. 288 yaralı var. 27'si ağır yaralı. Efendim özellikle Doğanşehir tarafında çok fazla yıkım olduğu ifade ediliyordu. Yıkım var ama orada tek katlı binalar ağırlıklı. Tabii katlı binalar da var. Ama merkezdeki binalar yani şu anda merkez noktadakiler çok katlı binalar. Hepsine müdahale ediyoruz. Bir bakanımız zaten Milli Eğitim Bakanımız direkt Doğanşehir'e geçti. Orada konuşlanıyor. Ben de Elazığ merkezde konuşlanacağım. Şu anda bir izin verirseniz, Malatya merkezde konuşlanacağım. İzin verirseniz bir binalara ulaşalım. Enkaz noktalarında ulaşalım. Tekrar sizi bilgilendireceğiz. İçme suyuyla ilgili? İçme suyu mümkünse şebeke suyu kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse şişe suyu kullanılması gerekiyor. Şu an için Sağlık Bakanlığı'nda şebekenin de bize uyarısı buyurdu. Teşekkür ediyorum. Thank you.